Şimdi? Yedinci Konya Kitap Günleri'nin açılış konuşmalarını bu şekilde tamamladık. Ve şimdi açılış panelimize geçeceğiz. Açılış panelimizde Sami Bayrakçı hocamız. Konya 5 üniversitesiyle 150 bin üniversite öğrencisiyle 450 bine yakın orta öğretim ve lise öğrencisiyle aslında bir gençlik şehri. Bu manada bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sözlerimin başında ben de bu yıl Kitap günlerimizi Fuat Sezgin'in anısına düzenliyoruz. Kendisini rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Bildiğiniz gibi Fuat hocamız 1961'de Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış ve hiç yılmadan, yorulmadan üretmeye devam etmiş. Yine bugün rahmetli Ali İzzet Begoviç'in ölüm yıl dönümü. Onu da rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum ve ifade ettiği gibi savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir diyor. Biz de aslında bu topraklarda çocuklarımıza bu ifadeleri, bu insanları tanıtmamız gerekiyor. Bugünlerin ona vesile olmasını temenni ediyorum. Yine Nuri Pakdil hocamızın vefatını dün kitap günlerimizi ziyaretim sırasında öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu programlarda Nuri Pakdil'leri, Fuat Sezgin'leri, Ali İzzet Begoviç'leri anlamamıza ve yeni nesle aktarmamıza bir vesile olur. Anadolu'nun merkez şehri Konya, her devirde insan yetiştiren, dışarıdan gelen insanı da kendi birikimiyle dönüştüren kudretli bir şehirdir. 10 bin yıldır insan, 10 bin yıldır şehir mottosunun arkasında yatan gerçeklerden biri de bu şehrin, Konya'nın dönüştürücü ve geliştirici gücüdür. Onlarca medeniyetin son bin yılında İslam irfanıyla süzüldüğü Konya, modern dünyanın temellerinin atıldığı, yeni düşüncelerin, yeni sözün de merkezidir. Doğu ile batı, kuzey ile güney arasındaki etkileşimden çatışma değil, kendi tecrübe ve dinamikleriyle birlik, dirlik ve düzenlik çıkaran Konya, kitap medeniyetinin de en gözde şehridir. Kıymetli misafirler, değerli mansur mensupları. Öncelikli görevimiz bu şehrin insanına, geleceğimizin sahibi çocuklarımıza kendi ülkesini, kendi coğrafyasını, kendi geleceğini, kendi değerleriyle, kendi tecrübesiyle kuracak güce sahip olduğunu hatırlatmaktır. Mazi ile ati arasında kurmaya çalıştığımız köprünün bir ayağı olmasını umut ettiğim Konya Kitap Günlerinde ülkemizin güzide yayın evleriyle seçkin yazarlarına Konya'mızın değerli yazarları, yayın evleri ve akademisyenleri eşlik edecek. Hep birlikte Türkiye, hep birlikte Konya olduğumuzun resmi geçidi olacağına inandığım Konya Kitap Günleri'nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle bütün katılımcılara, emeği geçen arkadaşlarıma, siz değerli basın mensuplarına ve kıymetli ziyaretçilerimize huzurlarınıza teşekkür ediyor. Kitap Günlerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Konyalı kardeşlerimiz, öğrencilerimiz ilim, irfan, kitap, sanat, kültür, tiyatro deyince koşa koşa akın ediyorlar oraya.
Bugün de yine aynı manzarayla karşılaştık ve hiç yanılmadık. Dışarıdaki standlarımız da tıka basa dolu. Salonumuz, yukarısı da dahil bu devasa bir şaheser diyebileceğimiz salonumuz tıka basa dolu. Ve bunların içinde de %80-90 oranında kız kardeşlerimizin, kadınlarımızın olması da bize gurur veriyor. Onların da hepsini ayrı ayrı alkışlıyorum. Çünkü geleceğimizin teminatı evlatlarımızın iyi yetişmelerinde, milli manevi değerlerine sahip olarak yetişmelerinde inanıyorum ki annelerin çok önemli bir rolü var. Onların da böyle bilinçli olması, kültüre, kitaba, bilgiye böyle koşmaları gerçekten bize gelecek adına büyük bir ümit veriyor. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Tabii Konya'mız, başkanımız da bahsetti. Geçmişi 10 bin yıla dayanan bir medeniyetin ve aynı zamanda da bir kentin adıdır. Çatalhöyük'ten başlayıp günümüze kadar gelen 212 sene Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan, Hazreti Mevlana'yı bağrında taşıyan çok özel bir yer. Biz millet olarak da, devlet olarak da kökleri binlerce yıl geriye uzanan, İslam'la yoğrulup güçlenen, adaletiyle, şefkatiyle, hizmetiyle, medeniyetiyle, teknolojiyi kovalamasıyla dünyaya örneklik yapmış, zamanında adaletle üç dünyada hüküm sürmüş çok büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Biz öyle sonradan oluşturulmuş, kültürü olmayan, inançları zayıf, bilinçsiz bir toplum değiliz. Bunun bir kere hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Biz kökleri çok kuvvetli olan, bugün de olduğu gibi bundan sonra daha da güçlenerek dünya liderliğine oynayabilecek potansiyele sahip özel bir milletiz. İnşallah bu kitap fuarımızın hayırlara, bereketlere vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün kitaplar bir kitabı anlamak için diyor. Aslında hayatın herhalde özü bu olsa gerek. Ama ne yazık ki bugün ülkemizde, coğrafyamızda daha doğrusu elinde kitap olması gereken yaştaki gençlerimizin, çocuklarımızın eline kitap yerine silah verilip, değil mi, dağa sürülüyor. Onun için bu işte bu kitap fuarları çok çok önemli. İfade eder misin Ebu Bekir'e vereyim? Çocuk der ki, bu benim hakkım mıdır? Evet, o senin hakkındır. O zaman senden gelen hiçbir şeyi başkasına bırakmam der. Ben tüm zamanların baharı kitap diyerek 7. Konya Kitap Günleri Konya'mız için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gençlere kitap okumayı tavsiye ediyorum. Biz de burada ziyaret edip kitapları görmeye geldik ve biz de kitap okuyacağız inşallah. Yaş 72. Kitap okumanın yaşı yok. Herkes kitap okumalı. 7'den 70'e. Bugün Konya Kongre Merkezi'ne geldik. Kitap fuarı vardı. Bugün bir sürü kitap aldım. Kitapların hepsi çok güzeldi. Yani kitap okumayı herkese öneriyorum. Kitap okuyanlar yani zeki olur ve cahil kalmaz ve sınıflarını geçebilirler yani. Herkese kitap okumayı tavsiye ediyorum. Merhaba, biz Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Güney Sınır'dan geliyoruz. Talebelerimizle beraber buraya kitap fuarını gezmeye geldik. Hani onlar da böyle kitaba olan ilgilerini daha da fazla artırmak için
Böyle organizasyonlara çok kıymet veriyoruz. O yüzden bu organizasyonda emeği geçen herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. Böyle organizasyonların sayısının artması dileğiyle diyorum. Kitap fuarlarını Konya'da takip ediyoruz. Yani bir an önce gelmesi için bekliyoruz biz özellikle. Her yıl nerede açılıyorsa oraya gidip hemen belirlediğimiz kitapları alıyoruz. Yeni kitapları araştırıyoruz. Mesela bazı yayın evlerini özellikle takip ediyoruz. Sevdiğimiz yazarlarla Konya'da buluşmak gerçekten büyük bir şans. Büyük şehirlerde yazarlar var, onlara ulaşabiliyorlar ama biz belli şehirlerde ulaşamıyoruz. Böyle bir şansı bize verdiği için kitap fuarına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Konya'da böyle bir kitap fuarının olması bizi çok mutlu etti. Kızımıza da kitaplar aldık, kendimize de aldık. Gayet mutluyuz, güzel geçti. Gelen yazarların çeşitliliğinden de memnunuz. Birçok popüler yazar da buraya geliyor, bizimle birlikte oluyor. Hem onlarla söyleşi yapma imkanımız var, hem kitaplarını alıp imzalatabiliyoruz. Konya'da böyle bir fuar olduğu için gerçekten memnunuz. Hocam sizleriniz nasılsınız? Nasılsınız?